Merhaba arkadaşlar, Minecraft Malikane'de 8. bölüme kadar geldik ve bir arpa boyu ilerleyemedik. Sebebi de şu: ben burayı bir balkona çevireyim diye düşünürken, yani yaptığım hata, aslında yapmadığım şey hata, ben şuraları özellikle dışarıya doğru çıkıntı yapmıştım ki buraları balkon yapacağım diye, onu unutmuşum. Aynı şekilde arka tarafları da çıkıntılı yapmıştım, daha fazla şu kenarları, ön taraftaki ortaları yapmıştım. Balkon yapacağım diye onu unutmuşum. Evlerin, yani evin odalarını da yapmış bulunduk ama hemen onu göstereyim. Ne tarafı yapmışım ya? Len, heh. Evet, gördüğünüz gibi burada masayı biraz küçülttüm ama hala aynı sayı. Sayı değişmedi, sadece küçülttüm. Ya nasıl unuttum, nasıl ıskaladım? Ya hala inanamıyorum. O kadar da uğraşmıştım, hani ayarladım balkonlar için falan. Sonra sen gel unut. Başka bir şey değil ya. Rezillik ya. Ya bunun bir kıvırma payı da yok. Bir yerden de kıvıramıyorum maalesef. Şöyle yapacağız. Son iki camın birini gördüğünüz gibi geriye çektim. Ötekisini de komple kullanıyorum. Evet, burası balkon olacak. Vay arkadaş ya. Olsun. Bu da böyle olsun. Ne yapalım? Ne yapalım? Ölek mi? Hemen şunları halledeyim hızlıca da. Hey. Ha, tamam. Şurayı da halledersem evet, şimdi olacak olması gerektiği gibi. Siyah cam üzerinde hiç yok. Ulan arkadaş, iki katlı kullanıyorum, hala yetmiyor, hala yetmiyor. Hani şapşik. Ortadan bir kapı veririm. Evet, şuradan bir kapı olabilir. Yani. Ya şimdi şöyle bir kapı yapacağım. Ha, yap. Madem yapacaksın niye yapmıyorsun, değil mi? Bak. Gayet de güzel. İyice. Oldu yani. Şimdi şurada bir durum var. Onu çözebilir miyiz? Bir şekilde. Onu daha sonradan çözerim. Öncelikle şu işi haradan bir çıkarmak istiyorum. Tamam. Burayı balkon ilan ediyorum. Ve de vidi vidi. Neydi? Benim vidi vici. Vici vici vici. Öyle bir şeydi lan. Sen gidiyorsun aga. Aga! Böyle. Şu da gidiyor. Sıfır. Yani şu camı ve şuraya kadar gidiyor. Burası tek cam oluyor.
Yani başka bir şey olmuyor. Sonra sonra şöyle yapıyoruz. Sonra tekrar ve tekrar. Evet, şimdi gelelim camlara. Şu işi halledeyim. Kötü oldu ya. Yani bu beklemediğim, istemediğim bir şeydi ama oldu. Kusura bakmayın. Neyse ki hani çok fazla bir şey dağıttırmadı bana. Yani toparlanmayacak bir şey değildi ve hallettik. Şimdi hemen eve girelim. Tabi burası tek olacak. Tek kat olacak. Ayarlayacağız onu bir şekilde. Şekilimizi yapacağız ona. Bakayım burayı. Ne diyorduk? Ya da ne yapıyorduk? Şimdi buraya bir köşe. Artık pek olası durmuyor. Yine de bir deneyeceğim bakalım. Bakalım. İşte. Olduğu kadar oldu. Ha bir dakika. Ha, bu tarafa yapabilirmişim aslında şunu. Yani burayı fazla kasmaya gerek yokmuş. Abi niye bu şey dinamik ışıklandırma çalışıyor? Tamam modu kurdum ama kullanmıyorum ki. Kurulu değil ki. Çok enteresan. Hoppa. Oo! Üste koydum, alttakini kırdım. Vay be. Ha şöyle biraz daha farklı. Sağlı sollu. Asortik oldu. Tamam, böyle iyi gayet. Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Şimdi tek sorun ha buraları neyle yapacağım? Yani tek problem o şu anda. Sonuçta bu klasik bir malikane. Bu olabilir herhalde. Yani neden olmasın? Şu iki kat yüzünden bu kadar kötü duruyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Çatıya geçtiğimiz zaman. Evet, şöyle yaparız. Şu ön sırayı kırdığımız zaman buraya tuğla bloğu koyarız. Şunun yerine olabilir. Şöyle, şöyle. Ve de şunu kullanırsak şu an sadece bakıyorum. Acaba o problemi çözebilir miyiz diye bakıyorum.
Evet. Yani gayet gayet kurtardık olayı gibi geliyor şu an. Aslında ileride süslemeler yaparsam, yani şöyle bir şey acaba mümkün mü ya? Nerede bunun basamağı? Sadece bakıyoruz. Şu an sadece bakıyoruz. Hep beraber denemesini yapacağız. Şöyle yani. Bunu da böyle yaparsam burası şey olacak. Bunun ortasını bulmak gerekiyor bir şekilde. Höst. Aa, bir saniye ya. Vay arkadaş, hiç kafa basmıyor ya. Neredesin lan? Ha, buradasın. Neredesin? Buradayım. Ama olması lazımdı ya. Neyse, oldu sayalım. Olmaz mı? 3 tane koyuyoruz. Pek değil. Şöyle hoppa. Abi bu ne ya? Bak. Tamam yani. Ya da bunu çözmenin bir yolu olmalı ya, şu olayın not. Yok, hiçbir yolu yok abi. Böyle nasıl? Bir saniye. Yok. Üç, beş, iki, dört. Şunu şöyle koysam. 4-4. Ha evet. Tamam. Böyle ortalamış oldum olayı. Ama yanlar için aynı şeyi çok söyleyemeyeceğim maalesef. Çekmem gerekiyor galiba. Bir tane daha kırmam gerekecek. Tamam, neyse. Şu balkon işini çözeyim de. Nazlı ettiyorduk la buraları. Bir kere böyle değildi. Üç. Hayır, bir tane de buradan. Kaçırdık bu sefer.
Evet. Hı-hı. Gayet. Gayet uygun. Hoppa, burayı yapmışım lan, ne ara. Şu ön tarafı da halletme. Acaba ön tarafa yapsam mı ya? Yani ön tarafa balkon yapsam mı? Şuraya kadar alacağız. Şuraya kadar alacağız. Tamam. Balkon işleri abi, balkon işleri. Yani çit mi olsa hala karar ver. Aa, bir dakika. Cam denesek olur mu? Abi ne yapıyorsun ya? Yani neden cam hiç aklıma gelmedi? Yani. Tamam. Evet. O ne be? Ne? Oha! Üst. Işıkları söndürelim. Evet, şimdi buranın kapısı yandan olmak durumunda. Çünkü buraya televizyon ünitesini geri koyacağız. Hatta şöyle yapalım. Tamam. Deniyoruz, sadece cam nasıl olacak diye deniyoruz. Şu anda iki katlı cam olur mu balkona? Pek oldu diyemem. Orantı sorunu yaşıyorum.
Hemen şu içeriği düzelteyim. Bu bölüm düzeltme bölümü oldu yani. Şimdi şöyle bir, öyle değil, böyle 2 3, böyle yapmıştım. Habuni buraya koymuştum. Habuni buraya koymuştum. Sonra şöyle, şöyle, şöyle. Ha böyle, ha böyle etmişydim. Burayı da böyle. Buraları yapmamıştım. Hatırladım. Şununla yapmıştım. Şunu mu kullansak ya? Yani alta bunu kullansak. Şunu bir daha denesek mi? Şöyle. Tamam, bu da oldu yani. Yani bu da oldu, gayet güzel. Sinema sistemimiz geri geldi. Burası tamam. Buradan da güzel bir balkona çıkışımız var. Oo, mis gibi balkonumuz da oldu. Tabii zeminini düzeltmek şartıyla. Allah seni bildiği gibi yapsın. Evet. Oh be, gece oldu. Üzerine bir de sis. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Şimdi şöyle bir şey yapsam mı diye düşünüyorum. Hani bir kat daha yapıp çekme kat etsem mi ha oraya? Ya da bir çatı katı dalında bir şey yapsam mı? Bilemedim, bilemedim. Ya kuzu, Allah'ını seversen. O zaman buraya da şöyle bir şey yapalım. Oturma grubu gibi böyle. Ha gel otur gel. Sana yaptım zaten. Sibidi. Bir de M diyor ya. Ya arkadaş, gider misin lütfen? Hah. Sağ ol. Oğlum deli misin lan? Şu lazım bana sanarsam. Evet. Sonra kitaplık. Benim bir kitaplığım daha vardı ya. Yok muydu? Bende 4 tane değil miydi kitap? 1, 2, 3, o da 4, tamam. Şunu.
bunu hatırlayamamışım bir an. Evet. Bu da tamam. Buraya böyle bir kitaplık gibi bir şey olsa. Halı üzerinde hiç yok lan. Yetmiyor abi ya. Ne yapalım? Tamam, aynısından bir tane de buraya istiyorum. Sonra bilmiyorum, deniyoruz ya işte, öyle uğraşıyoruz. Bakalım ne olur diye. Ne yapabiliyoruz diye bakıyoruz. Şimdi buralara kenef yapsam, tuvalet yapsam. Şöyle biraz doldursam burayı. Yani doldursam derken hani dolu görünsün diye. İş yaptırma açısından söylüyorum. Yoksa hani takıştırayım diye bir şey düşünmüyorum. Kesinlikle. Şöyle. Ha, burada eksik var. Tamam. Gayet. Gayet tamam. Sonra buralara böyle ne koyabilirim? Saksı muhabbetine mi girişsek? Burada. Yani olmayacak bir şey değil. Şimdi iki tane de buraya koyalım. Ve de bir tane de halı kullanalım. O da kırmızı olsun. Niye? Ne alaka? Tam açık mavi mi? Hani ayrı bir köşe burası gibi. Fakat şurayı kırmızı yapmak istiyorum. Evet, böyle. Yani böyle bir ayrı bir köşeymiş gibi. Hadi be, buraya koyamam değil mi? Daha oraya bir şey olmaz. Hemen resim hareketlendirelim burayı biraz. Yani çok fazla bir seçeneğimiz yok maalesef. Olmadı, olmuyor. Oo. Ulan aynısından buraya da koyamaz ki işte. Bakayım. Şunu koyayım da dönelim. Bitti. Bitti. Burası şark köşesi oldu. Şunlar nargile hesabı diye düşünelim. Burası güzel bir şark köşesi oldu diye düşünüyorum. Çiçeklerdir falan.
Hızımı alamadım. Halıları yaptım. Duvarlara resimleri hallettim. Çiçekleri hallettim. Halı devam etti. Aldı başını yürüdü. Öbür taraftan da aynı şekilde. Duvarlar, resimler, çiçekler, her şey tamamlandı. Bir tek buradan yukarıya artık kat yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? O kaldı. Bir de yaparsam buraya halıya gerek yok ya. Aynı şeyler olacak abi. Değişen bir şey olmayacak ki. O yüzden çok da yapmayı düşünmüyorum. Yalan yok. Yani yapmayacağım. Ben sadece fikir versin size diye bunları yaptım. Göstermek açısından başka da bir amacım yoktu. Bana kalsa zaten iç dekorasyonunu yapmıyorum normalde. Bu bölümün de böyle sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölüm biraz düzeltme bölümü oldu. Ama hatayla başlayıp güzel bir sonlandırma yaptığımızı düşünüyorum. Yani benim hoşuma gitti son ayarlamalar. Beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.